Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızdan ÖSYM KPSS'de birçok kez sordu. Videonun İstiklal Marşı ile ilgili çıkabilecek sorulardan çok, yani sınavdan biraz uzaklaşıp kendinizi ben bir Türk vatandaşıyım, bunları zaten bilmem gerek diyerek dinlemenizi gönülden istiyorum ve rica ediyorum. Arkadaşlar, soru cevap şeklinde olacak. İstiklal Marşı ile ilgili bütün soruları ekrana getireceğim. Biraz da detayına ineceğiz. Elimden geldiğince hızlı cevaplayıp videoyu çok uzun tutmamak istiyorum. Ve hemen başlayalım. İstiklal Marşı'nı kim yazmıştır? Tabii ki Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Nerede yazdı? Taceddin Dergahı'nda yazdı, değil mi? Çıkmış bir sorudur. Kime ithafen yazdı? Kahraman Türk ordusuna ithafen yazdı. 2018'de çıktı. Birçok kişiyi düşürdü çünkü şıklarda millete diye de seçenek vardı. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy kahraman Türk ordusuna adamıştır. Özellikle bulunduğunuzda dönemi düşününce gayet mantıklı geliyor. Yarışmayı düzenleyen kurum Maarif Vekaleti. Maarif Vekaleti nedir? Bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı. Yarışmayı düzenleyen bakan Hamdullah Supi Tanrıöver. Yani o zamanın Milli Eğitim Bakanı diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan ilk kişi Hamdullah Supi Tanrıöver. Şu soru da gelebilir, onu da ben size söyleyeyim. Mehmet Akif Ersoy'a İstiklal Marşı yarışmasına katılması için ricada bulunan, şiir yazmasını isteyen kişi de Hamdullah Bey'dir, tamam mıdır? Bu konularda bir soru gelirse Hamdullah Supi Tanrıöver'i unutmamanız gerekmekte. İstiklal Marşı yarışmasına katılan komutan Kazım Karabekir'dir. Türk Yılmaz şiiriyle katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy bildiğiniz gibi yarışmaya ilk başta ödül olduğu için katılmadı. Böyle bir şeyle anılmak istemedi. Mehmet Akif Ersoy'u nasıl ikna etmişlerdi? Aldığın ödülü direkt bir kuruma bağışlarız diye ikna ettiler. Ve geliri hangi kuruma bağışlandı? Darül Mesai Kurumu'na bağışlandı. Darül Mesai Kurumu nedir? Askerler için kıyafet diken bir kurumdur. Kızılay'a bağlıdır. İstiklal Marşı'nı yayınlayan ilk dergi Sebillür Reşat Dergisi. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un da baş yazarlığını yaptığı dergi. İlk gazete Açık Söz Gazetesi, ilk resmi gazete Hakimiyeti Milliye. Bunları da karıştırmayın. İlk resmi gazete hangisinde yayınlanmış? Hakimiyeti Milliye'de. Hangi savaştan sonra İstiklal Marşı kabul edildi? Arkadaşlar, 12 Mart 1921, yani Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra İstiklal Marşı kabul edildi. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını da hatırlayın, nasıl kodlamıştık? Talim diye kodlamıştık. Talimdeki İ de İstiklal Marşı kabulü anlamına geliyordu. Hangi savaş öncesi? İkinci İnönü Savaşı öncesi. Bakın, buradan düşmeyin. ÖSYM oldu da şöyle bir şey, olur da şöyle bir şey sorabilir. Aşağıdaki savaşlardan hangisinde ilk defa İstiklal Marşı okunarak savaşılmıştır gibi o soru tarzını düzenlediğinizde o şekilde de soru gelebilir. Düşmeyin. İstiklal Marşı kabul edildikten sonra yapılan ilk savaş İkinci İnönü Savaşı. Milli Marş yazılma teklifini sunan kişi İsmet İnönü. Türkiye Cumhuriyeti dışında hangi devletin milli marşıdır? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de milli marşı İstiklal Marşı'dır. Hangi ilde yazıldı? Ankara'da yazıldı. Peki arkadaşlar, Mehmet Akif milli marşı yazarken hangi ilin milletvekiliydi? Burdur'un milletvekiliydi. Marş olarak ne zaman kabul edildi? 12 Mart 1921. Milli marş olarak ilk defa hangi anayasada yer aldı? 1982 Anayasası'nda ilk defa milli marş olarak yer aldı. Bakın, bu da düşürücü bir soru olabilir. Dikkat edin. Yırtarım dağlara enginlere sığmam taşarım dizesi hangi destana atıfta bulunmaktadır? Ergenekon destanına atıfta bulunmaktadır. 1922'den 1930'a kadar kimin bestesiyle okunuldu? Arkadaşlar, ilk olarak Ali Rıfat Çağatay'ın bestesiyle İstiklal Marşı okunuldu. Bu besteyi ben şimdi video sonunda ekrana getireceğim. 1930'dan günümüze kadar kimin bestesiyle okunuldu? Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunuldu. Peki hocam, Osman Zeki Üngör bu besteyi ne zaman çıkardı? Arkadaşlar, bu beste de 1922'de çıktı. Ama Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi beğenildi. Sonra 8 yıl aradan sonra dediler ki bu beste olmuyor. Osman Zeki Üngör'ün bestesi kabul gördü. Anayasanın kaçıncı maddesinde milli marş olduğu belirtilir? Anayasamızın 3. maddesinde milli marş olduğu belirtilmektedir. 571 Ece 1453 harften oluşuyor efsanesi dolaşıyor. Siz de illaki duymuşsunuzdur. Arkadaşlar, üşenmedim, saydım. Bu tamamen bir şehir efsanesi. Hece olarak 606-605, hani
Bazı hecelerde yanılmış olabilirim, fazla eksik saymış olabilirim. O civarlarda harf olarak da 1455 harf. Tek tek saydım, üşenmedim. Sırf yani bu gerçek mi, doğru mu diye. Tabii böyle olmasını biz de isterdik ama şeyler sensi, yapacak bir şey yok. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı 5 Şubat 1921'de yazmaya başlıyor ve 7 Şubat 1921'de İstiklal Marşı'nı bitiriyor. 2 günde. 2 günde böyle bir İstiklal Marşı yazıyor Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy'un bizlere bir sözü var. Ne diyor? Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor ve biz de amin demekten başka bir şey demiyoruz. Değerli arkadaşlarım, İstiklal Marşı'nı ilkokulda ezberletirler ve ilkokuldan sonra ben her okuduğumda farklı anlamlara, farklı manalara yoruyorum. Her okuduğumda böyle tüylerim diken diken oluyor. İçinde bulunduğu durumu ancak bu şekilde anlatabilirdi diyorum. Bir marş, yani olaya sadece Birinci İnönü Savaşı'nı kazanmışız, Yunanlılara atacağız gibi bakmayın. Osmanlı'dan bu yana gelen birçok yenilgi var. Sevr Anlaşması, Mondros, birçok anlaşma var. Ve Birinci İnönü Savaşı'nı biz yendik ama Yunanlar hala Eskişehir tarafında bulunuyordu. Oldukça da sayısı fazlaydı. Yani daha savaş bitmemişti. Kesin olarak Anadolu'yu da kurtardık diyemezdik. İstiklal Marşı da gerçekten bunu çok güzel bizlere yansıtıyor. Bizleri o dönemin günlerine götürüp o duyguları yaşattırıyor. Ve bakın İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi, korkma kelimesi birçok tartışmaya yol açmıştır. Mehmet Akif Ersoy'a sen Türk milletine nasıl korkma dersin, biz korkak mıyız gibisinden. O dönemki şartları düşününce millet artık yenilgiden usanmış, antlaşmalardan, gelen baskılardan bıkmış. O şekilde düşününce korkma deyince onlara ne kadar mantıklı geliyor, değil mi? Şimdi arkadaşlar, iki besteyi de ekranlara getireyim, şöyle 30-40 saniyelik kısa videolarla. Bundan önce duymayanlar ikisinin farkını görsün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.